Biraz sonra Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz yerel gazete manşetlerinde Karadeniz'den bir şehit haberini de sizlerle paylaşacağım. Bir trafik kazasında. Kurallara uymamız gerekiyor. Kurallara. Şimdi mesela o haberde de göreceksiniz, bir polisimiz 16 yaşında, üstelik alkollü, direksiyon başına geçen, hangi kelimeyi kullanayım siz bana yardımcı olun, bir kişi tarafından şehit edildi efendim. Ve bu nedenle trafik kazaları, bir ay kadar önce Yılmaz Özdil'in bir yazısını sizlere okumuştum. Trafik kazalarına dikkat çekmek istiyordu, deneyimli yazar, meslek büyüğümüz. Trafik kazalarına gerçekten de dikkat çekmek zorundayız. Yaşında geçirdiğim bir trafik kazası sonucu engelli kaldım. 2016 yılında bir tırın şerit ihlali sonucu kardeşimin yaşatmasıyla annemi, kardeşimi, 7 yaşında oğlumu kaybettim. Trafik kazalarına dur diyelim. Trafik kazaları yüzünden dünyada her yıl 1 milyon 300 bin kişi hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise 2015-2019 yılları arasında 35 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. 1,5 milyon kişi ise yaralandı. Sayısız insanda sevdiğini kaybetmenin acısını ya da engelli kalmanın çaresizliğini yaşadı. Buna dur demek ve farkındalık yaratmak için voleybolcular kırmızı topla sahadaydı. Sevdiğini trafik kazasında kaybetmiş milyonlarca mağdurdan sadece biriyim. 18 yaşında tek yumurta ikizli kuzenim Gökhan Demir hatalı sollama yapan aşırı hızlı ehliyetsiz bir sürücü yüzünden maalesef trafik kazasında hayatını kaybetti. Trafikte Haklarım Derneği Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile birlikte trafik kazasında hayatını kaybedenleri anmak, trafik güvenliği ile ilgili farkındalığı arttırmak için ortak bir projeye imza attı. Beşiktaş kadın voleybol takımı trafik kazalarına dikkat çekmek için sahada ter döktü. Trafik mağdurları ve kazalarda engelli kalanların da katıldığı bir voleybol maçı düzenledi. O farkındalık için maçın servis atışı kırmızı topla başladı. Buradan herkese sesleniyorum. Biz yollarda can kaybetmek istemiyoruz. Sonradan engelli kalan arkadaşlarımız olsun istemiyoruz. Sadece trafik kurallarına uyarak bunları engelleyebiliriz ve yetkililerimizden de trafik suçlarına daha caydırıcı cezalar talep ediyoruz. Her yıl Kasım ayının 3. pazarı tüm dünyada trafik mağdurlarını anma günü. Trafik Haklarım Derneği başlattığı kampanyayı 1-7 Mayıs tarihleri arasındaki trafik haftasında da sürdürecek. Herkesi kurallara uymaya ve bizim sosyal medyada başlattığımız trafik kazalarına dur de kampanyamıza davet ediyoruz. Kazasız güzel günler için. Şimdi ben hep bu kazalardan korkarım. Kardeşlerime, akrabalarıma, yakınlarıma, tanıdıklarıma hep öyle söylerim. Sakın sürat yapmak yok. Zaten alkollü araç başına asla geçilmez. Bundan daha büyük cinayet olamaz, sorumsuzluk olamaz. Sürat yok, araç kullanırken cep telefonuna bakmak, konuşmak vesaire yok. Emniyet kemerini mutlaka takacağız. Bakın Mehmet Ali Dim, meslektaşım Alanya'da ne diyor? Ne kadar doğru söylüyorsun. Dün gece Alanya İncekum'da bir trafik kazası. Kaza mı diyeceğiz buna? 2,5 promil alkollü sürücü Antalya Alanya Karayolu'nda iki bisikletli gence çarptı ve ikisi de maalesef öldü. İşte bakın. Mehmet Ali Dim bize bilgi veriyor bu konuda. Kurallara uymamız gerekiyor. Nitekim yaşı 16. Ve alkollü üstelik ve bir polisimizi şehit ettiler. Yok böyle acı. Uygulama noktasında ehliyetsiz ve alkollü 16 yaşındaki sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Biz de Karadeniz'e son nokta manşetiyle birlikte Trabzon başta olmak üzere memlekete sabır ve başsağlığı diliyoruz. Fırat'a geçelim.